Ben senin keyfini nasıl yerine getireceğimi buldum. Cemre, benim keyfim gayet yerinde yani. Niye böyle şeyler söylüyorsun ki, bir sorunum varmış gibi? Ama güzel bir haberim vardı. Duymak istemez misin? Söyle. Dergiden fotoğraf çekimi yapmamı istediler. Böyle kendi kıyafetlerimizle kombinler yapacağız. Eğer beğenirlerse dergiye basacaklar. Süpermiş bebişim. Benim için güzel olan kısmı anlamadım. Modelim sen olacaksın Meral. Ne? Ben mi? Gerçekten mi? Allah'ım ya, rüyalarım gerçek oluyor. Ay, tüm Türkiye beni tanıyacak. Ay, dans etmem lazım. Oh, buna çok güzel bir göbek atılır artık. Oh. Bak bak, nasıl göbek atıyorum ama. Oh. Bak bak. Oh. Çok güzel. Kızlar delirdi arkadaş. Hadi elbiselerimizi çıkaralım o zaman dolaptan. Ay, hiç de güzel kıyafetimiz yok ki. Ya olsun, amaç o zaten. Yani kısıtlı imkanla da şık olunabileceğini göstermek işte. Güney arıyor. Selam Güney. Bir dakika, veriyorum Songül'ü. Yok Eylül, Songül'e verme ben. Kader'le konuşmak için aradım. Kader mi? Tuttu ama o. Bir dakika bekler misin? İyi, tamam. Kader istiyor. Ya o Jack'le konuşturacak herhalde. Benim de selamımı söyle. Ay Allah'ım, inanamıyorum ya. Dergide model oluyorum. Ay, bu bir rüya mı yoksa? Bir dakika. Aa! Ne yapıyorsun be? Rüya değilmiş. Ya Meral, bunun için kendini cimciklemen gerekmiyor mu? Saçmalama Cemre'cim. Kendim cimcikliğimde kollarım mosmor mu olsun? Öyle çekime gidemem. Ay, çok heyecanlandım ben ama. Bu nasıl bir insan Cemre ya? Kader, Güney seni arıyor. Sağ ol. Efendim Güney? Alo, Kader. Benim sana bir şey söylemem lazım. Kötü bir şey mi oldu? Dur kızım, panik yapma hemen, bir şey yok. Da bilmeni istediğim bir konu var. Kader, Songül seni o halde yalnız bırakmak istemediği için babasının yanına gitmiyor. Haberin olsun. Sen ikna et diyorsun yani. Bak Kader. Kızma da. Senin üzüntüne ortak olmaktan kendi mutluluğunu yaşayamıyor kız. Bak. O bebek benim de kardeşim de. Öldüğünde ben de en az senin kadar üzüldüm. Ben hem kardeşimi hem de annemi kaybettim Güney. Emin ol, senden daha çok yaralandım. İşte Songül de senin yaranla aynı yerden kanıyor. Ona bunu yapma. Kader, lütfen. Tamam, anladım. Görüşmeler geliyor, tamam mı? Baktım nereden geliyor? Öğretmenler odası. Bir yanaştım baktım. Bizim Refik'i biliyorsun, Refik Hoca'yı. Ya bunu 80'de mi 90'da mı ne çekilmiş fotoğrafları, o kıyafetler, o pantolon, o gömlek, o saçları görmen lazım ya. O kadar komik bir şey ben hayatımda görmedim ya. Adamın tipi bak. Nesi komik bunun Toprak? Niye dalga geçiyorsun ki? Herkesin saklamak istediği geçmişinde karanlık bir tarafı vardır. Nasıl yani? Fede, benim yok. Ya bakkaldan sakız da mı çalmadın canım? Yok. Şu bir ara moda olan kadife eşofmanlar vardı. Onlardan giymişsindir. Kareli pantolon falan. Komik olmuş ama giymedim. Ya saçlarını oksijenli sarartıp ve güneşte açıldı da mı demedin yani? Feride, ben sarışınım.
Donkuz anne, niye saçımı açayım? Doğru. İyi düşün. Mutlaka vardır gün yüzüne çıkmasını istemediğin bir fotoğraf, video. Yok Feride, yok. Sen de geçmişi tertemiz bir insansın Toprak. Sağ ol. Sen anlat. Neyi? Hani herkesin geçmişinde karanlık bir taraf falan filan. Öyle diyorsun ya. Yok öyle bir şey. Nasıl? Var dedin. Ha, dedim de benim var demedim canım. En az senin kadar benim de geçmişim temiz, pırıl pırıl. Kader, hadi artık yeter. Yeter ya, çok fazla ders çalışıyorsun. Kızım uykusuzluktan gözlerinin altı morarmış. Yarın devam edersin. Sana ne ya? Anam mısın, babam mısın? Ne karışıyorsun? Ya anan da değilim, baban da değilim tabii ki. Ama sonuçta ben senin kardeşinim Kader. Songül, düşünme artık beni bu kadar. Kocaman kızım, kendime bakabilirim. Ha, kocaman kızsın belli. Ben olmasam harap olursun be. Ya bırak, ne yaşayacaksam yaşayayım. Mutlu etmeye çalışma beni artık. Ya senin yüzünden adam gibi depresyona bile giremiyorum. Ne oluyor ya? Kızlar, sesiniz daha koridordan duyuluyor. Ya duyulursa duyulsun anasını satayım. Baksana Kader Hanım'ın bana karşı içinde biriktirdikleri varmış. Var evet, var içimde biriktirdiklerim. Ya bıktım artık bize annelik taslamandan. Ayrıca babanın yanına da niye gitmiyorsun biliyorum. Çünkü o kadar çok alıştın ki bize baskı yapmaya, vazgeçemiyorsun. Ne diyorsun Kader sen? Baskı mı yapıyorum ben size? Kader saçmalama. Ya yalan mı söylüyorum? Baskı yapmıyor musun? Yapıyorsun. Tamam. Madem sana baskı yapıyorum, gidiyorum tamam mı bu yurttan? Umarım rahat edersin. Hadi git bakalım. Ben de bunu istiyorum zaten. Dur dur, öyle kolay kaçamazsın. Bir dinle beni. Ya ne be ne? Ya bıktım senin bu cefakar fedakar arkadaş pozlarından. Ya Kader bir sakin ol. Bak pişman olacağın şeyler söylüyorsun. Bir sus Meral, bir sus. Ya burama kadar geldi artık. Benim için burada kalmana da gıcık oluyorum, duydun mu? Duydum ulan, duydum anasını satayım. Yarın giderim, oldu mu? Zaten ben aslında senin ne düşündüğünü de biliyorum. Diyorsun ki içinden, zavallı Kader, annesi de onu istemedi. Üstüne bir de kardeşini boğdu. Ben o kadar şanslıyım ki ona bakıyorum diyorsun, biliyorum. Ya kes ulan, kes, kes. Anlıyor musun, kes. Ne kadar salakmışım ben be. Yarın gideceğim. İyi edersin, git buradan, çok memnun olurum. Songül bakma sen ona, bu aralar sinirleri bozuk. Evet, yarın özür diler o. Dilemesin, istemiyorum. Ben bu lafların altında kalmam, tamam mı? Yarın gideceğim, rahat etsin hanımefendi.